Videoyu beğenmeyi unutmayalım. 9. 2. dönem biyoloji 8. videomuz. Omurgasız canlılar nelerdir? Çok hücrelilerde ee, ökaryottur, heterotroftur, aktif hareketlidirler. omurgasızlar bakın. Solunumları trake, solungaç, deri, akciğerli olabilir. aza sabittir. Yani süngerler sabit. Sürentelilerden de koloni halinde yaşayanlar. Deniz anası var ya altta bakın şeklini görüyorsunuz. Mercanlar, resifler nedir? kayıp balık nemodaki süngerler sabittir. Onun dışında hayvanlar aktif hareket ederler. Dışı dış iskeletlidir. Halkalı solucanlar dışı segmentsizdir. Evet sünger, sölentere, solucan. Bak 3 üsteyle başlıyor omurgasızlar. Sünger, sölentere, solucan. Yumuşakça eklem bacaklı derisi dikenlilerdir. Örnekleri solucanlar yaslı yuvarlak halkalı. Yumuşakçılar ahtapot, mürekkep balığı. Eklem bacaklı, kabuklu, e, araknit, çok ayaklı ve böcekler olmak üzere dörde ayrılır eklem bacaklılar. Derisi dikenliler de, deniz yıldızı aklınıza gelsin. Evet sünger sönentire solucanların bakın bu da resimleri. Evet devam edelim. Süngerler nedir? Sabit e, ekto Oskulum, ağız, anüs tek e, deliklidir. Hermofrodit iki eşeyli, eşeysiz e, olarak tomurcuklanarak ürerler. Sönentireler ağız, anüs bir e, Şurada gördüğünüz gibi bakın torba şeklinde. Ee, bir tanedir. Yakıcı. Evet deniz anaları nedir? Şuradaki şeyleri, tentakülleri, ayakları böyle uzun püskül gibi. E ee, Renklidirler. Hatta ben bununla ilgili videoyu paylaşmıştım. Hidralar, deniz anaları, koleni, polip halde yaşıyorlar. Bu zaman e, polip deniyor koleni haline. Tek yaşayanlar da bizi ayaklarımızı, vücudumuzu dalayan deniz anaları ise Tek medüz eşyalar. işte burada gördüğünüz koloni ve medüz hali. Geldik solucanlara. Ağız ve anüs tek bir açıklık vardır. Ağız, anüs bakın tek. Deniz, su kenarı, nemli yerlerde yaşarlar. Bazısı parazittirler. Evet. Bunlar da üç tiptir. Yassı, tenya, ya Yassı solucanlara örnek. Yuvarlaklar, bağırsak solucanı. Halkalı da toprak solucanı. Ve sülük. Sülük enzimleriyle birlikte hani... E, alanında da geleneksel tıp alanında da kullanılıyor. Yastık solucanlar parazit, anist yoktur. Planaryaya hep rejenerasyon konusunda bakın örnek veriyoruz şu planaryayı. Kesilen her parçanın üremesi şeklinde. parazit, anist yok, oksijen, karbondioksitü ne yapıyor? Yüzeyde alıyor. Üremesi de iyidir. Bu parazitlerin ortak özelliği bu zaten. Üremeleri çok fazla oluyor. Planarya, tenya, uyarıları, sinir sisteminde düğüm vardır. Yuvarlak solucanlar Parazittir, sindirimi yoktur. Yuvarlaktır vücutları o yüzden adını vermiş zaten. İki açıklıklar ağız ve anüs var. Yuvarlak solucanlarda bakın ağız anüs var. Serbest türleri entenyon kancalı kurt. E, kök, e, bağırsak solucanı, kıl kurdu, askeri stirişin bunlara örnek. Not, bağırsak solucanı insana kirli sulardan bulaşır ve hastalık yapar. Halka solucanlarda ilk kapalı dolaşım ağız anüs, İp merdiven sinir sisteminden oluşur. Boşaltım neftidiumlardır. Evet, yedinci sayfamız bitti. Yedinci e, şimdi yedinci sayfanın diğer kısmına geldik. Bitkiler saçak kök yapralı e, olanlar, mısır buğday, lale, palmiye, kazık köklü olanlar, yonca fasulye. E, yaprak damarları paralel soğan, pırasa, ası, baklagil, elma, erik bunlar örnek. Yaprakları şerit ince uzun şeklinde olanlar sapsız e, olan muz, geniş parçalı olanlar da armut. Tek çenekli ve çift özelliklerinin devamıydı bu. Evet hayvanlar alemi omurgasızlar, omurgalılar, iki ay kordalılar, e, olarak ayrılıyorlar. Omurgası canlılar, sünger, sürentere, mercan bu hayvanların genel özellikleri. Solucan, solucanlar da 3'e ayrılıyorlar. suyu yuvarlak kalka solucan. Yumuşakçılar, midye, e, ee, eklem bacaklılar, kabuklu, istakoz, ee, örümceğimiz de çok ayaklı. Böcek, böcekleri de örnek arı, kelebek, kalınca. Altıncısı deniz tikenliler, deniz yıldızı ve deniz siyarı. Sinir, sinir şeridi karında olanlar Notokor, sırt ipliği yoktur. Genelir di, diş, Azıda e, dış, azıda iç iskeletleri vardır. Böbrekleri yoktur. Düşünün, böbrek yok, solungaç yarığı yok, genellikle kuyrukları. Bunların hepsi omurgasızların ortak özelliği. Bak, omurgasızlarda böbrek yok, solungaç yarığı yok, genellikle kuyruk da yok. Deniz yıldızı mesela omurga yok bunlarda değil mi? İskelet yok. Örümceklerde var mı? Yok. Onlara düşünelim. Geleni ışınsal simetri yapar. Bazılarında iki taraflı simetri olur planer diye falan onları düşünün omurgasız canlılarda şu halkalı solucanları düşünün açık dolaşım halkalı solucanlarda mürekkep balığında ahtapotta açık dolaşım görülüyor kapalı dolaşımda e, görülebilir omurgalı hayvanlar 5 sınıftır balık, iki yaşamlar sürüngen, kuşlar memeli ve onlar da memeliler 3 aylık gagalı kesili presantalı memeli Memel, bu omurgaların ortak özelliği embriyonun sırt ipi erginlerde omurgaya dönüşmesi. Böbrek, embriyo, kuyruk ıı, ve yarıkları ıı, var. İki taraflı bilateral simetrisi var. Yani hatta altın oran deniyor ya yüzümüzde mesela bizim. İç iskeletli yani zaten adından beri omurgalı. Hepsi ayrı eşelidirler. Tamamı kapalı oluşmuyorsunuz.